Merhabalar değerli dostlar, Rendrops dostları. Biraz ara verdik ama yine beraberiz inşallah. Neyle devam edeceğiz bugün yolculuğumuza? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize tuttuğu ışıklardan aile hayatımıza doğru, sosyal hayatımıza doğru bir yolculukla devam edeceğiz. Görüştüğüm dostlar oluyor. Tanık olduğum olaylar, duyduğum yaşananlar oluyor. Ve bunlar gerçekten beni bazen çok üzüyor, çok meşgul ediyor zihnimi. Hani mümin elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yaşadığımız dünyada bunu en dar daireden en geniş daireye kadar temsille göstermekle mesul olduğumuzu düşündüğümüz kişileriz. Kendimize de öyle bir misyon da yüklüyoruz aslında. İstersek yüklemeyelim ama insanın yaratılışında yeryüzünün halifesi olması kaydı varsa bu misyon zaten üzerimizde var. Bazılarımız bunu fark ediyoruz, bazılarımız fark etmiyoruz. Belki hakkıyla da diyebiliriz. Güzellerin güzeli güzel ahlaktır. Ve güzel ahlakın bizim maddi manevi hayatımızda her yönüyle... Hani maddi hayatımızda immuniteyi yükseltir, moral yüksekse vesaire bununla ilgili yolculuklarımız olabilir... Manevi hayatımızda da güzel ahlakın yani incinmeyen ve incitmeyen dedi değil mi büyüğümüz en son kırık testi bam teli videosunda incinmeyen ve incitmeyen. Hani Alvar Lefe Hazretlerinin incinme incidenden, incinen noksan imiş amelde incidenden o cümlelerini okumak kolay. Anlatmak da kolay inanın anlatmak da kolay ama yaşamak zor. Evet. Bu zor olanın üzerinde çalışmadıkça da biz kendi adımıza bir takım şeylerde farklı olamayız. Evet. Benim bugün özellikle paylaşmaya çalışacağım cümleler bir şeyleri bildiğini düşündüğüm arkadaşlar, dostlar üzerine, kardeşler üzerine. Birilerine sitem ve gönderme değil. Asla öyle bir şeyim de yok. Birileri Figen ablayı incitmiş veya çevre işte. Yok 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 hiç öyle bir şey de değil. Benim bugün rikkatime dokunan konu dışarıdaki insanlara çok güzel muamele ederken sabırla aç açabildiği kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın el inançla geril insana sevgi duy. Kalmasın el uzatmadığın bir mahzun gönül cümlesini hayatına hayat yapmanın gayreti içinde olan yeri geliyor ablalarımız, yeri geliyor abilerimiz. Yeri geliyor hanım kardeşlerimiz, yeri geliyor bey kardeşlerimiz. Ben diyorum ki bu saydığım sıfattaki kişiler hepimiz neden aile içindeki birbirimizle olan muamelemize, muhatabiyetimize bu sünneti seniyeler çerçevesinde dikkat etmiyoruz? Hani psikolojide buna obsesyona kadar, obsesif kişiliğe kadar bir yığın şeyler söylenebilir. Hayır o kısımda da değilim. Ama dışarıya saygın, sözü dinlenir, iyi insanlar olurken neden iç dünyamızda duyarsız, inciten, anlayan değil de anlaşılmayı bekleyen, sükut eden, iletişim adına adım atmayan, çaba sarf etmeyen, empati göstermeyen, fedakarlık yapmayan kişiler haline geliveriyoruz. Bakın farkındasınız Empati, fedakarlık, diğer gamlık, güzel söz bunların hepsi bizim camiamızın vasıflarından adeta olan. Çünkü diyalog da var işin içinde. Gönüllere girmek var. Gönüllerin kapısını uslupla çalıp Allah'ın izniyle, uslupla, usulle çalıp açılan kapıdan içeriye Allah'ı ve Resulünü davet ettirmek gibi bir misyonumuz var. Ama buna rağmen çok güzel görünüp öyle de olup ama evin dar hanesine girince bakın dar dedim. Halbuki evin hanesi cennet yuvasıdır. Ev cennet yuvasıdır değil mi? Irmak TV'de Cennet Köşesi Evimiz diye programımızın ismi vardı. Programların ismi vardı. Ev cennetten gelme bir aile, cennetten gelme bir kurumdur. Ama aileyi dar ve sıkıcı, yerine göre tolere edilemeyecek, tolerans gösterilmeyecek bir yer gibi görüp İçeride kabımız neden uygunsuz şekilde taşıyor? Hani sünneti i işaretle dedim ya benim bugün en çok zihnime sıcak bir şekilde gelen hadisi şerif şuydu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Veya komşusu açken tok yatan olgun mümin değildir. Bizden değildir kelimesinin. Ee, açılımını olgun mümin değildir olarak e, hadis ilmiyle uğraşan alimler öyle söylüyor. Evet nerede geçiyor? Benim bulabildiğim kaynakta Hakim ve Müstedrak'ta geçiyor bu hadis-i şerif. Sahihlik derecesini bilemem ama hepimiz duyduk değil mi bunu? Komşusu açken tok yatan olgun mümin değildir. Bu nedenle bizde komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Beldelerimizde, şehirlerimizde komşularımızla ilgili muhatabiyetliklerimize önem veririz pişirdiğimiz yemeklerden veririz onlar bize ikram eder birbirimize günaydın deriz vesaire vesaire şehir hayatında kalmadı diyorsunuz ama ne olursa olsun yine biz o komşu ve sıla rahim sıla rahim kelimelerini hayatımıza davet ediyoruz ama ben şimdi ev binasının dışındaki veya dairenin dışındaki komşulardan bahsetmek istemiyorum Komşu nedir diye şöyle bir tarama yapayım dedim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hani söyleyeceğim bilgiler çok böyle duyulmamış, yeni araştırılmış bulgular, flash böyle değil. Ben burada sadece ne olur düşünelim demek istiyorum. Bildiğimiz, zannettiğimiz, çokça duyduğumuz şeyleri ne olur idrak penceresine yaklaştırsak diyorum. Komşu nedir diye basit bir tarama yaptım. Basit bir tarama. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın komşuyla ilgili bir tanımı var. Sesi işitilenler diyor. Komşu sesi işitilenler. Sonra devam ediyor. Kimler bu sesi işitilenler diye Tecridi Sarih tercümesine baktığımızda şu ibareleri görüyoruz. Mümin, mü, 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 Müslim ya da kafir. Abit ya da fasık. Dost ya da düşman. Yerli ya da misafir, iyi ya da kötü, uzak ya da yakın. Sesi işitilenler komşu hükmüne giriyor. Hmm. Şimdi kafamda hemen oturduğum semt vesaire bunlar belki sizin de böyle canlanıyor değil mi? Ondan sonra böyle bir durayım. Bir, bir hadisi şerifi daha paylaşayım. Ondan sonra kendi e, düşünce dünyamı sizinle paylaşayım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yine e, komşulukla ilgili bir hadisi şerifi var. Diyor ki ne yapalım komşularla ilgili muamelemizde nasıl davranalım? Sahabe efendilerimiz soruyorlar. Efendimizden ben maddeleri aldım. Hastalanınca ziyaret edersin. Komşunun hakkı. Hastalanınca ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Mesela benim bu cümlede şu dikkatimi çekti. Cenazesine gidersin. Teşhide bulunursun değil. Cenazesini kaldırırsın. Hele yurt dışında cenaze kaldırmanın maddi bir mükellefiyet de geldiğini e, getirdiğini bildi bilince, yani bir sorumluluk da var. Sonra senden borç isterse verirsin. Bu önce sorumluluk, şimdi hastalanınca ziyaret edersin. Yani komşuya ilgi gösterirsin. Ben onu hani hangi kelimelerle beynime nakşedebilirim dedim. İlgi. Sonra vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Sorumluluk dedim. Sonra senden borç isterse verirsin. Yardımlaşma, yardım. Darda kalırsa yardım edersin. Yine bedeni, fikri, istişari her türlü yardım. Başına bir felaket gelirse teselli edersin. Bu da psikolojik yardım değil mi? Ve devamında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir cümlesi de var. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki onun rüzgarını kesmeyesin. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki onun rüzgarını kesmeyesin. Şimdi komşu tabirini detaylandırıyorum ya zihnimde. Rüzgar tabirini de detaylandıralım. Hani böyle beyin fırtınası deniyor ya. Rüzgar güzel bir, bir rüzgar. Sıcak havada üfül üfüldür. Baharda rüzgar bitkilerin tozlaşması için gereklidir. Bereket demektir. Yani rüzgar aslında... Ferahlık demektir, nefes demektir, tazelik demektir, bereket demektir. Fırtına değil çünkü rüzgar. Evinin damını ondan, onunkinden yüksek tutma ki onun rüzgarını kesmeyesin. Şimdi ferahlık, bereket, moral, ben sadece bunları not ettim. Sonra hadis-i şerifin devamında ya senin ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver. Şimdi burada da özendirmeme, gıpta damarını tahrik etmeme veya anlamadığını, düşünmediğini çok da bariz etmeme. Kendi kafamda aldığım dersler olarak bunlar. Şimdi bunları ner, bu hadis-i şerifi nereden e, buldum? Yusuf Kandahlevi'nin Kandahlevi'nin Hayatu's Sahabesinin 3. cildindeki e, bölümden buldum. Şimdi evet, bizden değildir demedik bir hadis-i şerifte. Komşusu aç iken tok yatan olgun mümin değildir dedik. E, fesirlerin öğrettiğiyle hakiki iman etmenin Müslüman olmanın gereğinin yapılması olarak bunu okuduk. Şimdi evet dinden çıkmıyor. Dinden çıkmıyor ama hakiki iman etmiş olma. Müslüman olmanın gereğinin yapılmadı. Figen abla bunları bahsettiniz ondan sonra muhtemel arkasından da e, bir muavenet cümleleri gelecek. İnanın benim bugünkü muavenetim dört duvarın arasındaki muavenet için. Gerçekten dört duvarın arasındaki muavenet için. Nasıl hani en dar daireden en geniş daireye kadar diye e, bir cümle kullandım ya. Ben geniş daireleri şimdilik bıraktım. Şu an bu konuşmamızda geniş dairede değilim. En dar çekirdek dairedeyim. Ve ne dedi Hazreti Ali radıyallahu an? Tekrar döner dönersek sesi işitilenler dedi. Aynı evde olup da sesini duymadıklarımız. Bu ne beyefendilere ne hanımefendilere. Ne büyüklere ne küçüklere hepimize eşit ölçüde. Bazen yaşı oldukça ileride olan birisi der ki, ölüm bana yakın. Ben de de farkına varmadan reaksiyonel bir cümle çıkar. Evet, yaşı uzak büyük olana ölüm daha çok kendini hatırlatır ama ölüm herkese eşit mesafededir. Evet ölüm herkese eşit mesafede. Nereye atladın ölüme? Aynen ölüm gibi. Bu beyefendiler hanımlarınıza ilgi gösterin. Hanımlar kocalarınıza işte beyefendilere şöyle yapın. Cinsiyetçi bir yolculuk değil bu. Bu insani bir yolculuk. Mevla bizi insan eyleye diyor ya hani yine Alvar Leyfe Hazretleri. Allah bizi onların dualarına iştirak ettirsin. Ahirette de şefaatlerine muhatap kılsın inşallah. Şimdi Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Anladınız evet. Sesi işitilendir dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. O gür nidasıyla adeta komşu kimdir? Sesi işitilendir. Evdeki sesleri neden duymuyoruz? Ses ili ille, ille iyi olanın sesi değil dedi e, diğer şerhte tecrid-i sarih tercümesi diye hatta özellikle belirttim. Müslim, kafir, dost, düşman saymayayım tekrar. Yani hak ediyor, hak etmiyor. Bana şöyle ben biliyorum adalet. Yok yok bu değil. Şimdi komşusu açken. Böyle eşinin gözünün içine bakıyor. Bana tatlıca bir cümle söylesin diye. Bazen kadın, bazen erkek. Görmüyor ve duymuyor. Ama Dışarıda bazen, bazen değil dışarıda çoğu zaman çevresindekilerinin onun gözünün içine bakmasına gerek kalmadan gülücüklerini ve tebessümlerini ve tatlı dillerini paylaşıyor. Münafıklıktan bir şube mi acaba bu? Mümin elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir. Hadisi şerifinin kapsamına eş, çocuk, aile efradı, anne, baba girmiyor mu? Bu nasıl bir mantık? Bu gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Biz en dar daireden başlamak durumundayız. En dar daireden. Ben aynı çatının altında, aynı sofraya oturan, belki birlikte namaz kılan, hatta aynı yatağa girip uyuyan ama birbirinin ne cismine ne gönlüne zerrece dokunmayan ailelerin sayısının çok arttığını görüyorum. Ve bu beni gerçekten yoruyor. Ve gerçekten üzüyor. Neden yoruyor biliyor musunuz? Hadi siz hayatınızı yaşadınız. Kendinizce ailenizden, yaşadığınız toplumdan, Türkiye'den, sağdan soldan yaşadıklarınızdan aldığınız eğitimle ancak bu kadarına yetişebildiniz. Kendinizi savunma durumuna geldiğinizde bir yığın e, söylenecek cümleleriniz olabilir. Ama şu özellikle dünyanın dört bir tarafına tohum olmak için Cenab-ı Allah'ın sizi gönderdiği yerlerde, Saksınızın içindeki çocuklarınızın sizin birbirinize olan davranışlarınıza bakarak müminlik, Müslümanlık hakkında neler düşüneceğini hiç düşünüyor musunuz? Hiç düşünüyor muyuz? Nefsimi bundan aslında uzak tutmuyorum. Çünkü bazen yaşanan şartlar nedeniyle insanın içindeki o tsunami diyorum ben ona. Bazen tsunami figen diyorum. Bazen yorgun, bazen sıkkın, bazen hep anlamayı değil de anlaşılmayı bekleyen nefis kokan davranışlarımız dışarıya çıkıverdiğinde acaba Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlayıp bu davranışları düzenlemeye tabi tutuyor muyuz Mesela benim evime misafir gelsiniz. Ben gülümseyerek çayımı ikram ederim, işte böreğimi, kekimi neyse ikram ederim ve sizin yanınızda çocuklarıma ve eşime de son derece saygılı davranırım. Ama eşim gittik, misafirler gittikten sonra eşimin de veya çocukların kızdığı bir kızdığım bir davranışı oldu. Derhal diğer yüzüm, bayramlık yüzüm gelip bunun için böyle yaptın, bunun işte bunu söylemeye hakkın var mıydı filan filan filan. İnsanları adeta put gibi, bakın put gibi diyorum. Allah için biz elimizden dilimizden kimsenin incinmemesi gereken bir pozisyonda insanların yanındayken kamil mümin görüntüsünde İnsanlar gittikten sonra Allah bizi görmüyor mu? Biz Allah için elinden dilinden insanların incinmediği kişiler değil mi? İncitmediği kişiler değil miydik? Evet bizim bir hadis-i şerife sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyma noktamız neydi? Allah'ın rızasını kazanmaktı. E Allah'ın rızası insanlarla birlikteyken dikkat et ama yalnızken hatta bir de sorumluluğu senin uktende bulunan kişilerin yanındayken... Allah'ın gördüğünü idrak etmeden usulünü, uslubunu boz. Bu çok bizi yoruyor. Çok bizi yoruyor. Nasıl yoruyor biliyor musunuz? Bu tabloyu ince izleyen, bu tabloyu yaşayan, seyredenler. Bu ister eş olsun, ister çocuklar olsun, ister yakın dairedekiler olsun. Diyor ki adı şuydu, adı mü'mindi, adı şöyleydi ama hiç ben adıyla yaşadığını hissedemedim. Sonra çevreme baktım. Dünyanın değişik yerlerindeyiz. İsterseniz Türkiye'de de olun. Eğitimin aksadığı bir yerde edep ve usul, uslup kalmıyor. Gönül inceliği kalmıyor. Ben şu an Türkiye'de de gönül inceliğinin kaldığını hiç düşünmüyorum. Allah biliyor. Sizinle samimi duygularımı paylaşıyorum. Eğitim Rehberlik derdik değil mi? Rehberliksiz kalan. Şimdi belki biz de birazcık rehberliksiz kaldık Neydi bizim rehberliğimiz düzenli sohbetlerimiz vardı aksatmamak lazım. eleştiriler, yorumlar işte e, kendimize göre e, kriterler oluşturduk. Es, es geçeyim. Evet soyadım gibi es geçeyim. Tekrar konuya döneyim. Bunları izleyenler Mümin aile böyle davranıyor. Ama benim çevremde gördüğüm hay deyip gülümseyen arkası fos diyorum onun ama bilemez ki. Çünkü dışarıda hay deyip evde huy deyip hu değil huy deyip huyunun olumsuzluklarını sergileyen anne ya da babayla ya da ebeveynlerle, büyüklerle yaşayan birisi önceliğini değiştirir. Der ki Allah'ı sevdiğini söylüyorlar ama bize çok ilgisizler empatisizler, anlayışsızlar, zaman ayırmıyorlar, dinlemiyorlar, usluplarını düzeltmiyorlar. Ama çevremde gördüğüm bazı kişiler var ki onların dinle Diyanetle de alakası yok ama çok hakka dikkat ediyorlar. İşte konuşma işin doğrusu o değil demem önemli değil. Şeriat zahire bakıyor ya. Zahire bakıyor ve ben diyor ki annem, babam gibi e, oluşan bir evlilikten uzağım. Onlarla onlar gibi davranan insanlardan uzağım. Evet Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Allah'ı çok seviyorum. Peygamberimi çok seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu. Ama şu dönemde şu narsizmin bu kadar yayıldığı bir dönemde ben e, her insanın kendisinin düşünebileceğini düşünüyorum deyip deyip çok farklı alemlere yelken açıyor. Sonra biz de kendi başımıza Eyvah diyoruz. Eyvah. Çocuklar için ne yapabiliriz? Gençler için ne yapabiliriz? İşte rehberlikçiler ne yapabilir? Programlar mı düzen? Hiç 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 oraya bir gitmeyelim. Yan başına dön başına. Şöyle külahımızı alalım önümüze bir koyalım. Ben bu komşum olan aile efradımla davranışlarımda nasılım? Şimdi çocuklar dedim ya hemen çocuklara karşı saygılı, ilgili, zaman ayırarak yaşayın. Aslında çocukları da şu an bu çekimi yaparken çocukları da yine ikinci planda düşünmüştüm. İlk planda düşündüğüm de mutsuz kadınlar ya da mutsuz erkeklerdi. Dışarıda sevgiyi tavsiye eden, sevgiyi anlatan kişilerin evdekilere demir duvar olmasıydı. O kadar güven parçalayıcı bir şey ki çocuklara öyle olmasa bile eşlerin birbirine duvar gibi olduğu, empatisiz olduğu, anlayışsız olduğu, konuştuğu zaman ancak sesini yükselterek konuşabildiği, nasılsın hatun nasılsın bey demekte de gururlarını aşamadığını tanık olan ailedeki çocuklar. Ne kadar onlara iyi davranılırsa davranılsın? Sizce dengeli bir mümin hayatına ulaşır mı? Çünkü Baba ya da anne beş vakit namazını kılıyor, kitabını okuyor, Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Yani görünen şekil çartlarında İslamiyet'i yaşamak adına evradını, eskarını işte izlediği programlarda dikkatini sağlıyor. Ama kadının bir derdi var, kocasının ruhu duymuyor. Kocasının bir sıkıntısı var, kadının ruhu duymuyor, Anlamıyor. E, anlayamıyor. Hayır, anlayabilir. Anlamak istemiyor. Yaklaşmıyor. Duygu dünyasına ilgi alanına yaklaşmıyor. Bakın komşusu açken tok yatan bizden değildir. Değil ama olgun mümin değildir diyerek girdik biz cümleye. O hadisi şerifle girdik ve komşu sesi işitilenlerdir dedik. Evde sesini işittiğimiz halde aç olduğunu, değişik vesilelerle benimle ilgilen, bana nazik davran, beni sev diye kendisine hal diliyle ifade eden aile efradının bulunduğu yerde o sesi duymayanlar komşulukla ilgili kelimem hoş değil ama ahkam kesince çok üzülüyor insan. Kimseyi suçlamak değil kastım. Gerçekten kimseyi suçlamak değil. Sadece dikkat edelim. Çünkü öyle kafalarımız meşgul. Hani travma dedik ya. İlk videolarımız neydi? Hep travma sonrası stres sendromu. İşte travmada insan şöyle olur. Travmada böyle olur. Travma sonrası embitter sendromu. Böyle bir yığın bir yığın travma. Tamam travmayı anladık. Ama artık şöyle bir kendimize gelmek durumundayız. Bu dünya bir imtihan. Ve kimse kimse için bir şey yapmıyor. Herkes kendi sandığını, kendi çantasını dolduruyor. Sizin eşinize kadın ya da erkek ya da çocuklarınıza ya da anne babalarınıza yapmadığınızı, kabul etmediniz, yapıyorum ben dediğiniz konu da aslında ikincileri ilgilendirmiyor. Çünkü Allah Allah her işi hakkıyla gören, en gerçek şekilde gören. Neden bu fırsatı kaçıralım? Neden Allah senden razı olsun. Bey ya da Allah senden razı olsun hanım cümlesini doğurabilecek davranışlardan. Allah'ım sen anne babamdan razı ol denilebilecek, bunları doğurabilecek davranışlardan uzak kalalım. Dediğim gibi kimse kimse için doldurmuyor dünyadaki zamanını. Herkes yaşanan olayların birer imtihan olduğu noktasında kendi amel defterini dolduruyor. Ne yapalım? Tamam eleştiri değil dedik ama ne yapalım. Ee, yine pek Kur'an-ı Kerim'e soralım. İnsan suresi 8. ayet. Hani o Fatıma annemin 3 gün üst üste suyla oruca niyetlendiği e, tabloyu bilirsiniz değil mi? İnsan suresi 8. ayet buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Onlar seve seve yiyeceği yoksula yetime ve esire yedirirler. En büyük ikram nedir? Bir güzel sözdür. Bir gülümsemektir. Hani siz kasenin içine en güzel meyveyi, balı koyun ama asık bir suratla, sirke satan bir suratla ikram edin veya tedirgin eden, huzursuz eden bir suratla ikram edin. Yer mi onu veya zevk alır mı onu yiyen kişi? Hayır. Tekrar ayet kerimeye geleyim. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Şimdi yoksula, yetime, esire. Ben mesela yetim kelimesine oldukça takılmış biriydim. Duha suresinde o seni yetim bulup sahip çıkmadı mı ayet-i kerimesinde sahabe efendilerimiz soruyorlar. Ya Resulallah yetim kimdir? Yetim annesi babası olmayan değildir. Yetim Allah'ı ve Resulünü bilmeyendir. Ola ki eşim kadın ya da erkek anla benim istediğim manada bilmiyor nasıl güzel yumuşak davranılması gerektiğini bilmiyor, bana istediğim saygıyı göstermiyor ve ben de onu cebirle sesimi yükselterek ya da görmezden gelerek cezalandırıyorum, eğitiyorum. Yani ilgimi vermiyorum, sorumluluğumu vermiyorum, yardım etmiyorum. Hani deminki hadis i şerifin kapsamında. Yani evdeki eş de yetim olabilir yoksul sevgi yoksulu evlat ya da eş de yoksul olabilir. Dünyanın esareti içinde duygusuzluğa esir olmuş, e, aç kalmış bu konuda. Ailesinde değil hayatının içinde bu konuda başka şeylerin peşinde koşarken sevgiye olan e, güzelliği fark etmemiş dünyaya esir olmuş da olabilir. Nasıl verin diyor ayet-i kerime seve seve. Seve seve yiyeceğini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Şimdi ben eminim ki hepimiz sevgi yoksulu bir dünyada yaşadığımızın idrakindeyiz. Sevgi yoksulu bir dünya. O halde bu dünyada aç olan doyurmak için tokluk noktasına çıkarmak için ister manevi açlık deyin, ister duygusal açlık deyin, ister ilgi açlığı deyin. Bir yığın açlık şeylerini sayabilirsiniz. Bu tokluk yönü, yönünde dünyaya Allah'ın izniyle katkıda bulunmak istiyoruz diyoruz. Tamam, amenna. Buna lütfen ailelerimizden başlayalım. Bu hiç kimseye hedef alan bir konuşma olmadığı için herkes bunu nefsine söyleyebilir. Mesela bunu birebir de söylediğinizde ne demek istiyorsun? İşte sen kendi hayatına bakıyorsun. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bakayım, siz de bakın, o da baksın, kadın da baksın, erkek de baksın. Ben acaba eşimi duygu, ilgi, muhabbet, diyalog noktasında aç bırakıyor muyum? Hayır ben tok bırakıyorum. Bana tok bırakıyorum, toku. Ben onları yeterince ilgileniyorum, doyur. Bunu bana diyebilirsiniz. Ve ben zaten bunun ölçütü de değilim, değerlendiricisi de değilim. Hani şimdi dinlerken diyebilirsiniz. Ben sadece vicdanınızla bu muhasebeyi yapmanızı rica ediyorum. Çünkü eğer dünyaya rehberlik yapmayı ve bu yolculukla Allah'ın rızasını kazanmayı düşünen, ömrün yel gibi gittiği bir dünyada yaşıyorsak herkes bu sorgulamayı, bu muhasebeyi bence kendisi için yapmalı. Evet Rabbim kolaylaştırsın. Şu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen hadis diye düşünerek söylüyorum cümleyle bitireyim. Hangi mahallede bir kişi aç kalırsa o mahalle halkı Allah'ın korumasından uzak düşer. Ve muhtaç kimselerin ihtiyacını karşılamak imanın kemaline işarettir. Ve gerçek ve olgun mümin çevresine karşı ilgisizliğe ve duyarsızlığa düşmez. Hadi ailelerimize ilgi, duyarlılık, muhabbet yolculuğunda gayrete. Allah'a emanet olun, muhabbetle kalın inşallah.